Merhaba sevgili 7. sınıflar, rehberlik servisine hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın ısrar etmesi üzerine 7. sınıfların bursluluk sınav konuları yeni değişen biliyorsunuz güncellendi. Birinci dönem konularından sorumlusunuz. Bu konuların başlıklarını istediler. Bizlerce konu başlıklarını sizlerle paylaşalım dedi. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz bu sınavla ilgili soru çözümleri ve konu anlatımları da olacaktır. Evet, önce Türkçe'den başlayalım. Türkçe'de yeni konular arkadaşlar. Bazı konular çıkarıldı. Konularınız azaltıldı biliyorsunuz. 6 Nisan 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre yeni konularınız şunlar Türkçe'de. Anlam bilgisi. Anlam bilgisinin altında tabii ki birçok başlık var. Bu başlıkları ben sadece üniteleri söyleyeceğim. Siz konu başlıklarını videoyu durdurarak not alabilir, yazabilir ya da tekrar izleyebilirsiniz. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam şeklinde sıralanıyor. İkinci ünite yazım bilgisi nedir bunlar? Yazım bilgisi imla kuralları, büyük küçük harflerin yazımı işte, bileşik kelimelerin yazımı, bağlaç eklerin yazımı gibi. Üçüncü konumuz ise dil bilgisi, fiiller anlamlarına göre yani iş oluş fiilleri biliyorsunuz, durum fiilleri, yapılarına göre fiiller, anlam kayması, zarf, yer yön zarfları falan, soru zarfları gibi konular var. Dördüncü konumuz edebi türler ve söz sanatları. Bunlar çıkacak olan konular. Peki hangi konular çıkmayacak Türkçe'de? Şöyle yazdık gördüğünüz gibi. Ek fiil, ek eylem ki öğrencilerin en zorlandığı konulardan biri. Gerçekten ek eylemde çok zorlanıyor öğrenciler. Bileşik zamanlı fiiller. Bunlar anlatım bozuklukları, bir de çıkmayacak olan konular Türkçe'de. Evet, matematiğe bir göz atalım. Matematikte hangi konular çıkıyor? Çıkacak olan konular sayılar ve işlemler sevgili arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru gidelim. Sayılar işlemlerin başlığı altında tam sayılar, rasyonel ve rasyonel sayılarla işlemler. Cebir çıkacak başka bir konu. Abi bunu kırmızıya boyamamışız. Cebir de çıkan bir konu. Evet, cebir, cebirsel ifadeler ve eşitlik denklem konuları çıkacak olan konular. Matematikte çıkmayacak olan konular ise baya fazla sevgili arkadaşlar. Çıkmayacak olan konular baya kırpıldı yani. Sayılar ve işlemler, oran orantı yani yüzdeler, geometri ve ölçme, veri işleme, veri analizi gibi konular çıkmayacak olan konulardır. Matematikte tekrar şöyle bir göz atın. Çıkmayacak olan konular bunlardır. Videoyu durdurun ya da yavaşlatın arkadaşlar. Not alın bunları. Ben hızlı geçmek zorundayım. Fen bilimleri dersinde çıkacak olan konular yani üniteler. Güneş sistemi ve ötesi, hücre ve bölünmeler, kuvvet, enerji, saf madde ve karışımlar. 4 ünite çıkacak olan konularınız 4 üniteden ibaret. Hangi konular çıkmayacak fen bilimlerinde? Işığın madde ile etkileşimi, canlılarda büyüme, gelişme, elektrik devreleri konuları fen bilimlerinde çıkmayacak. Aslında zevkli konular çıkmayacak olan konular ama yapacak bir şey yok. Bu konular çok seviyorum. Özellikle ışığın maddeyle etkileşimi, elektrik devrelerini çok sevdiğim konulardır benim. Evet, bunlar çıkmayacak olan konular. Sosyal bilgiler dersine geçelim. Çıkacak olan konulara bakalım. 4 ünitemiz var çıkacak olan. Birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler, bilim, teknoloji ve toplum üniteleri yani bu konular çıkacak olan konularda sosyal bilgilerde çıkmayacak 3 tane konumuz var. Üretim, dağıtım, tüketim, etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar adlı konular ya da üniteler çıkmayacak olan konulardır. Paralı yatılı sınavınızda. Evet, din kültürüne geldik. Çıkacak olan konular 3 tane ünitemizden ibaret. Melek ve ahiret inancı konusu, hac ve kurban, ahlaki davranışlar çıkacak olan konulardır sevgili gençler. Çıkmayacak olan konular 2 tane Allah'ın kulu ve elçisi Hazreti Muhammed, İslam düşüncesinde yorumlar adlı konular sınavınızda çıkmayacak olan konulardır. Evet sevgili gençler, çıkacak ve çıkmayacak konular yeni adıyla İOKBS sınavınız
konuları bunlar. Kanalımıza abone olup sorularınızı yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Görebildiğimiz soruların ya yorumların cevaplamaya çalışıyoruz sevgili gençler. Hoşça kalın, başarıyla kalın, sağlıkla kalın.